Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kurdele çiçeğinin bakımı, püf noktaları ve aynı zamanda nasıl çoğaltılır bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Kurdele çiçeği benim sizlere önerebileceğim en kolay bakıma sahip olan bir çiçektir. Kesinlikle nazlı bir çiçek değildir. Hiç çiçek tecrübesi olmayanlar bile bu çiçeği rahatlıkla evde yetiştirebilir. Bu çiçeği evde beslemenin aslında birçok yararı da vardır. Çünkü hava temizleyen bitkiler arasında kurdele çiçeği de bulunmaktadır. Yani bu çiçeği rahatlıkla çocuk odasında, yatak odasında yetiştirebilirsiniz. Hava temizleme özelliği olduğu için birçok fayda sağlayacaktır. Bu çiçek aynı zamanda uzun süre susuz kaldığı zaman kesinlikle solma ya da çürüme olmaz. O yüzden bakımı kolay çiçekler arasında olduğunu özellikle belirttim. Yani uzun süre sulamazsanız bile hiçbir şey olmaz ve bol aydınlık yerlerde durursa daha da hızlı büyüyecektir. Aynı zamanda büyümesi de çok hızlıdır. Bakın şimdi size yavrularını göstermek istiyorum. Sürekli zaten bu çiçek yavru veriyor. Bu yavru artık ayrılma zamanı geldi. Normalde dalında küçük küçük yavrular var. Fakat şu anda bunu ben koparacağım. Koparırken yalnız dikkat etmeye çalışıyorum. Bakın kök kısmını görüyorsunuz. Küçük kökleri de var. Fakat bunu koparıp köklenmesine yardımcı olacağım. Hemen en dibinde de gördüğünüz gibi bakın küçük yavruları da var. Onlara zarar vermeden koparmaya çalışıyorum. Evet, şimdi kopardım. Bakın hemen dibindeki küçük yavruya zarar vermek istemedim. Çünkü o da çok kısa bir sürede tekrardan büyüyüp onun gibi ayrılma zamanına gelecektir. Bakın bu ayırmış olduğumuz yavrunun şu anda yeteri kökü yok. Bu köklerin oluşması için şimdi ben bir su bardağı suyun içerisine bu çiçeğimi oturtacağım. Bu kadar bir çay bardağı kadar su yeterlidir. Çiçeği üzerine oturtuyoruz. Bunu bol aydınlık bir yere de koyabilirsiniz. Fark etmez ya da evde herhangi bir yere de koyabilirsiniz. Kısa sürede köklenecektir. Zaten çok hızlı bir şekilde kök veriyor. Ve size sonucu göstereceğim. Evet, bakın aradan çok kısa bir süre geçti ve gördüğünüz gibi çiçeğimin hemen dalının üzerindeki küçük yavrular hemen bakın büyümeye başladılar. Size biraz önce göstermiştim, çok küçüklerdi. Kısa sürede hemen büyüdüler. Gördüğünüz gibi büyümeye de devam ediyorlar. Evet, ayırmış olduğumuz yavrunun köklerini de göstermek istiyorum. Bakın çok kısa sürede çok güzel kökleri çıktı. Ben tabii çok fazla çiçeğim olduğu için bunu çok takip edemedim. Ve o yüzden kökleri çok hızlı büyüdü. Normalde bu kadar çok köklerini büyütmenize gerek yok. Bunun yarısı kadar da olursa yeterlidir ekim için. Zaten bakın gördüğünüz gibi kökler bu şekilde oluştuktan sonra toprakla artık bütünleşme zamanı gelmiştir. Şimdi saksımıza bunu ekeceğiz. Evet, ben küçük bir saksı tercih ettim. Özellikle küçük saksılar tercih etmeye çalışın ve toprağınızda normal çiçek toprağı olabilir. Şimdi köklerini tam ortasına gelecek şekilde çiçeğimi ekeceğim. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone değilseniz hemen abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ve videomu like atarak beğeni tuşuna basarak beğenilerinizi de gösterebilirsiniz. Beğenileriniz benim için çok önemli. Evet, şimdi bakın çiçeğimi tam ortasına gelecek şekilde koydum ve üzerine toprağı ilave ediyorum. Toprağı ilave ettikten sonra hafifçe elim ile bastırıp çiçeğin yerleşmesine yardımcı olacağım. Evet, şimdi ilk suyunu veriyorum. Sulamayı da üstten yapıyorum. Dediğim gibi kurdele çiçeği kesinlikle çok fazla sulama yapsanız bile hiçbir sıkıntı olmaz. Özellikle çok fazla köke sahip olduğu için ve köklerinde düğünme olabileceği için sulama sıklıkla yapmanız daha da hızlı büyümesine yardımcı olacaktır. Ve bu çiçeğimiz de kısa sürede zaten büyüyecektir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yaparak sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.